dönmek istiyorum. Erdem Bey ile biz Mobil Pazarlama Derneği Türkiye'de iş ortağı olarak çalışıyoruz. Nielsen bizim 2 senedir hatta 3 senedir ölçümleme, yani mobilin ölçümlenmesi, en büyük ihtiyaç mobilin ölçümlenmesi tarafında son derece fedakar, son derece girişimci ve hakikaten de bu işi çok önemseyen servisler veriyor. Öncelikle ben bir teşekkür de ediyorum kendisine. Biraz reklam ve bunun harcama tarafına gidersek, bir mobil dönüşüm diyoruz ama bu markalara yansıyor, teknoloji kurumlarına yansıyor, bir de sahaya yansıyor. Ve ondan sonra da bir ekonomi oluşuyor orada. Konumuz re-ekonomi. Dolayısıyla biraz paradan da konuşmamız gerekiyor, harcamalardan da konuşmamız gerekiyor. Biraz bu konuda bizi aydınlatır mısın? Neler oluyor orada? Öncelikle teşekkür ederim Zehra Hanım. Yani, biz Nielsen grubu olarak az önce de bahsettiğim gibi tüketiciyi anlamaya çalışıyoruz. Ne izliyorlar, ne satın almaya çalışıyor, onu cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii baktığınızda değişen ekonomide bence en güzel sözlerden bir tanesi de Daniel Cheng'in bir lafı var. Data is the new oil diyor. Yani artık yeni petrol veri. Ben 80 doğumluyum. Okuduğum yıllarda, işte ilkokul, ortaokul yıllarında hep böyle anlatılırdı, işte endüstri çağı, artık bilgi çağına geçiyoruz. Esas hakikaten şu anda bilgi çağında yaşıyoruz. İşte bu değişimi görebilmek için bazı rakamlar getirdik. Ekranı da yansıtabilirsek sevinirim. Dünyada bir değişim söz konusu. Şöyle bakalım, 7,5 milyarlık bir nüfus var. Yaklaşık %50'si, 3,7'si online. Yani %50'lik bir penetrasyon oluşmuş durumda. Ama daha da ilginci, yaklaşık 5 milyar kişi mobil cihazlar üzerinden kullanım gerçekleştiriyor. Ve sosyal medyaya, mobil üzerinden bağlanan kişi sayısı yaklaşık 2,6 milyar. Yani şu anda şunu görebiliriz, dünyada daha sonra hayatımıza girmesine rağmen mobil kullanımı, internet kullanımı geçmiş durumda. Ülkemize bakarsak yine benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz en büyük avantajlardan bir tanesi genç nüfusun oldukça yüksek olması Avrupa ülkelerine göre. Bu da teknoloji adaptasyon konusunda oldukça avantaj sağlıyor. 80 milyonluk nüfusumuz var, 48 milyon internet kullanıyor. Yaklaşık 70 milyon telefon sahipliği söz konusu ama yüzdesel olarak bakarsak 0-9 yaş hariç cep telefonu sahipliği şu anda ülkemiz %100'ün üzerinde. Yani bu demek oluyor ki bazı insanlar birden fazla telefon kullanıyor, değil mi? 0-9 yaş çıkardığımız zaman çoğumuzun bir iş telefonu var, bir de özel telefonu var. Ve sosyal medyaya bağlanma sayısına bakarsak cep telefonundan 42 milyonluk bir rakam olduğunu görebiliyoruz. İşte bu tarafta bu bir değişim hayatımıza getirdi. Bill Gates'in güzel bir lafı var, burada onu söylemek istiyorum. Bill Gates diyor ki, genelde diyor bu teknolojik değişimlerle alakalı olarak önümüzdeki 3 seneyi biraz abartıyoruz. Yani bazı hayaller kuruyoruz, bu biraz abartı olabilir. Ama önümüzdeki 10 seneyi de biraz küçümsüyoruz. Yani bu birazdan size bazı trendlerden bahsedeceğim, az önce de konuşuldu. Üzerinde lütfen yorumlarınız varsa paylaşın bu trendleri anlatırken. Bu değişim gelecek, her iş kolunu etkileyecek. Ben medya sektöründeyim, medya zaten bunu birebir yaşamaya başladı. Ve diğer mecralarda bu artık diğer sektörlerde gözükmeye başlayacak. O yüzden tavsiyemiz genelde, ben etrafımda genelde konuşmaya gittiğim zaman, isterseniz doktor olun, diğer panellerden bir tanesi galiba medikal alakalı bir doktor tanımı da gördüm orada, o da katılmıştı. Dijital değişim herkesi etkiliyor ve mecraları büyük oranda etkileyecek. Şimdi trendlere bakalım. Internet of Things'den de şeylerin interneti, ben hemen her şeyin interneti diyorum. Yani cihazların birbiriyle konuşmaya başlaması. Cihazların birbiriyle konuşmaya başlaması ne anlama geliyor? Daha fazla data almamız anlamına geliyor. Eş zamanlı, real time data almamız anlamını taşıyor. Bu bağlamda yeni konseptler de üremeye başlayacak. Enerji. Şimdi Enernet diye bir kapsam var. Cihazlar eğer birbiriyle konuşursa, hemen basit bir örnek vereyim. Genelde bu örneği veriyorum. Akıllı buzdolabınız var. Buzdolabınızda yumurta bitti. Siz kodluyorsunuz, diyorsunuz ki 3 tane yumurta kaldı, otomatikman git online sipariş ver, yumurtalar sipariş edilsin. Ben o şeyde loop'un içerisinde yer almayayım. Bu ne oluyor? Otomatikman bizim esası bu bilgiye ulaşmamız demek. Sizin kaç tane haftada yumurta tükettiğiniz, kaç tane yumurta aldınız, hangi yumurtayı aldığınız gibi detaylı bilgileri anında ulaşmamız anlamını taşıyor. İkinci trende bakarsanız, bunlar tabii hep teknoloji trendleri olarak bahsediyoruz ama burada bir resim var, görüyorsunuz 1940'larda ilk defa augmented reality ve virtual reality dediğimiz kavram ortaya çıktı. Günümüzde bu resime dönüştü. Bu da bize esasında şunu sağlıyor, veri noktasını önceden ne yapıyorduk? Mesela bir turizmle ilgili araştırma yapacağız. Seyahat öncesinde veya sonrasında anketlerle ancak bunu claim based alabiliyorduk. Ama bu gibi uygulamalar sayesinde eş zamanlı şekilde kişi seyahat esnasında da bu cihazları kullanırsa ve online olursa ve mobil olarak bu cihazları kullanırsa veri almaya başlayacağız. Tabii bu cihazlar bize ekstra özellikler de sağlayacak. Örnek veriyorum, hayatında hiç arabasının yağ veya hava filtresini değiştirmiş biri var mı aramızda? Ben de değiştirmedim. Genelde servise gidiyorum. Esasında basit bir işlem, değil mi?
açıyorlar, değiş takıyorlar, yenisi takıyorlar ve tekrar kapatıyorlar ve bunun için de bir ücret alıyorlar. Mesela böyle bir cihazla size komut veriyor cihaz. Oradan bir yapay el gözüküyor. O eli takip ediyorsunuz. Bir tornavida var. Kaputu açıyorsunuz. Diyor ki bu vidaları sök. Filtreyi böyle çıkar. Şöyle tak. Do it yourself bazında çok daha fazla aktivasyon yapmaya başlayacağız. Bu bir örneği. Veya işte medikal sektörde bunun uygulamalarını çok fazla göreceğiz. Tabii bu tarafta bence en önemli kısım big data. Şimdi hep big data diyoruz. Büyük veriden bahsediyoruz. Büyük veri ilk defa mı var? Hayır. Büyük veri hayatımız her zaman vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda da nüfus sayımı yapılıyordu. Tapu kadastro işleri vardı. Ama büyük veri olabilmesi için 3 tane V kuralımız var. Velocity, bu verinin hızlıca işlenmesi gerekiyor. Variety, birden fazla veriye entegre etmemiz gerekiyor. Ve volüm, tabii ki büyük data büyük volümlü olmak zorunda. Ama tabii günümüzde şöyle bir şey var. Büyük veri, her veri büyük veri mi değil. Büyük veri siz kullanabildiğiniz sürece bu bir büyük veri olarak adlandırılıyor. Ve biz de artık yeni işte 2017 ve 18 sonrasında Big Data yerine Smart Data kelimesini kullanmaya başlayacağız. Çünkü elimizde çok büyük veriler olabilir ama biz bunları birleştiremiyorsak, işleyemiyorsak veya 6 ayda işliyorsak ki bize bir günlük bir rapor lazımsa, ertesi güne lazımsa büyük veri bizim çok fazla işimize yaramayacaktır. Şimdi burada yapay zeka, hepimizin elinde şu anda smartphone'lar var. Görüyorum bazıları da fotoğraf çekiyor. Mesela Siri'yi kullanan var mı aramızda? Siri, iPhone'da Siri kullanan. Memnun musunuz diye sorarsam kaç kişi memnun? Çok el kalkmıyor çünkü Türkçe çok uygun değil. Çok eğleniyoruz Siri ile bir Siri kere. Siri çok eğlenceli. Yani Siri bizim için eğlence. Eğlence. Şu anda hizmet etmiyor, eğleniyoruz. Yani Türkçe'ye çok uyumlu olmadığı için tabii böyle bir durum söz konusu ama tabii cihazın insan gibi düşünmeye başlaması anlamına geliyor. Ama yapay zeka bir bakıma da bu deep learning dediğimiz yani makinenin kendi kendine öğrenmesiyle kendi kendine duygular geliştirmesiyle ortaya çıkacak bir olgu. Translation kısmı çözüleceğini çok öngörebiliriz. Yani artık dünyada tercüme ile ilgili sıkıntılar ortadan kalkacak. Bu communication'ı arttıracaktır. İkinci noktada bakarsanız bu gibi tabii yapay zekanın oturması için mesela Google dünyadaki bütün kitapların scan ediyor ve database'e atıyor. Bu kitapları kullanıma sunmuyor. Bunu yapmasının sebebi bütün dillerde bütün duyguları bir şekilde şifreleyerek ve kodlayarak artık yapay zeka ile beraber bu kullanımın artmasını sağlamak. Pardon, bu son slide'ı bir döneceğim tekrar çünkü. Tamam, sen... hep son slide'ımı anlatayım tamam, mı? Tamam, tabii son slide bunu, autonomous cars. Bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Tabii bu da gelecek. 3 sene veya 10 sene sonra biz de artık kendi kendimiz sürücüler kullanmaya başlayacağız. Ama şuna lütfen dikkat edin. Birincisi, autonomous cars geldiği zaman en çok korkan kişilerden bir tanesi New York Belediye Başkanı. New York Belediyesi yılda 1,5 milyar dolara yakın trafik cezası ve parktan para kazanıyor. New York Belediye Başkanı diyor ki, ya kendi kendine kullanan arabalar gelirse ben bu parayı nereden bulacağım? İkincisi, otonomus bir araba kullanıyorsunuz, araba kendi kendine gidiyor ve kaza yaptınız. Allah korusun. Kim suçlu? Şimdi tabii bütün bu olguların ve bütün bu trendlerin hayatımıza girmesi için politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik altyapının bir şekilde hazırlanması lazım. Allah korusun, ben kaza yaparsam ben diyeceğim ki, işte X araba sorumlu, o yaptı kazayı, ben kullanmıyordum. Belki araba firması diyecek ki benim hatam yok, sensör firması yaptı. Dediğim gibi yani bu teknolojik trendlerin hayatımıza geçmesi için diğer politik ve ekonomik sosyal faktörlerin de hayatımıza geçmesi gerekiyor